Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Az önce Quebec'ten, Montreal'dan geldim. Felaket trafik vardı, trafik kazaları. Hele hele dün akşam var ya, bir fırtınaya yakalandım. Öyle böyle değil. Tır var ya, yan yan yatıyordu böyle. Çok tehlikeliydi dün akşam. Felaket bir fırtınaydı ama onu atlattık. Çok da yorgunum. Bugün ayın 30'u. Perşembe günü. Long weekend, yani bütün hafta bugün tatil. Kanada Day diye bir gün varmış bugün, yani Kanada günü. Bilmiyorum neyle ilgili ama biz çalışmıyoruz. Yani ben çalışmıyorum. Benim gibi vardı. Diğer şoförler de çalışmıyor olabilir. Şimdi uzun süredir video yapmıyorum çünkü bayağı yorgunum arkadaşlar. Yani her zaman video yapma şansım yok. Elimden geldiğince hep size video yapacağım. Şimdi gelen sorular şu. Yakıt, tıra nasıl yakıt alınır? Ve dev tankı nedir? Dev tankı. Onu ben size anlatacağım. Şimdi dev tankı arkadaşlar, normalde tırlarda dizel kullanılır, biliyorsunuzdur. Bilen bilir. Ve Amerika, Kanada'da, Avrupa'yı bilmem, dev diye bir madde var, su gibi. O maddeyi biz kattığımız zaman egzostan geçerek, yani egzoz dumanı o maddeden, devten geçerek dışarıya çıkıyor. Yani doğaya karışıyor. Hiçbir insana veya doğaya zarar vermeden güzel bir şekilde, hani egzoz dumanını görmüyoruz. Aynen böyle. Bu dev maddesi, sıvısı bunun için yapılmış. Yani baktığınız zaman bugün Kanada'nın doğası çok güzel. Tertemiz. Herhangi bir pürüzü yok. Sabah uyandığınızda herhangi bir egzoz kokusu falan almıyorsunuz. Çünkü bundan dolayı tırlar veya diğer arabalar bazı şeyler kullanıyor. Ve bunun içinde de süzgeç var arkadaşlar, dev tankın içinde. Aynı zamanda tırın içinde süzgeç var. Dev tankın içinde değil. Aynı zamanda biz bunu doldurduğumuz zaman kesinlikle biz siyah dumanı görmüyoruz. Kesinlikle görmüyoruz. %100 garanti. Şimdi şirketin kendi dev tankı var. Şimdi oraya gideceğim tırımla. Ve dev tankımı ben dolduracağım. Siz görün yani ne olduğunu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu bizim şirketin dev tankı. Şimdi burada biraz bilgiler var, onları girmemiz lazım. Mesela pasaportlarım falan. Hemen şöyle yapalım. Böyle. Ondan sonra enter diyelim. Sonra bunu girelim. Enter diyelim. Sonra tırımızın numarasını gireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra enter dedik arkadaşlar. Şimdi başladı. Tekrar yerine koyuyoruz. Ve exit yapacağız. İşimiz bununla bitti. Geliyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Olay bitti. Şimdi arkadaşlar bakın, burada ben size dev tankını göstereyim. Hemen şurada bir tane mavi bir ibre var. Bir çizgi var. Bu dev tankı. Bu da yakıt. Bu da yakıt. Bu da dev tankı arkadaşlar. Şimdi ben bunu dolduracağım. Çünkü pazartesi geldiğimde hemen uğraşmayayım. Direkt yükümü alayım gideyim. Şimdi biz bunu dolduracağız. Tamaya geldik. Görüyorsunuz. Bunun iki tane tankı var. Biri burada. Diğeri de öbür tarafta arkadaşlar. Şimdi burada gözünüzün önünde gidip yakıt alacağız. Şimdi elimde bulunan bir tane kart var. Görüyorsunuz. Şirketin kartı, bana verdiği kart. Şimdi biz bunu kullanacağız ve yakıt alacağız, dizel alacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bilgileri gireceğiz buraya. Evet, bizden ne istiyor? Mesela tır mı diyor? Evet, tır, evet. Tırı tıklıyoruz arkadaşlar. Unit numarası, yani tırın numarası arkadaşlar. Girdik. Sonra şurada görüyorsunuz bir tane şey var. Yani tırın kaç kilometrede olduğunu, onu ekleyeceğiz şimdi buraya. Ondan sonra evet, onu da ekledik. Evet arkadaşlar, şimdi kullanmaya hazır. Evet, şu anda
kullanmaya ihtiyacımız var. Görüyorsunuz. Kapağı kaldırıyoruz böyle. Çok sıkı. Evet, kapağı kaldırdık. Şimdi burada nozeli alın diyor. Biz de aldık nozeli. Şuraya koyacağız arkadaşlar. Şunları şöyle bir kaldırıp buradan çıkaralım ki iyi gözüksün. Evet, görüyorsun. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Çünkü orada da bir tank var. Evet, bu arada tır da çok kirli, görüyorsunuz. Yıkanması gerekir ama şirket kendisi yıkayacak. Şunu alacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle kaldır. Tetiğe basacağız böyle. Tetiğe bastığımızda hemen yakıt gidiyor, görüyorsunuz. Evet, şu anda dolduruyor. Ve görüyorsunuz, hatta yakıtın fiyatını görüyorsunuz, yaklaşık 2 dolar falan şu anda dolduruyor. Yakıt dediğimiz dizel. Ve hala doluma devam ediyor. Evet, yakıtı bu şekilde dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ağzına kadar dolduruyorsunuz. Taşıyacak kadar doldurun, korkmayın. Her şey şirketten. Mesela yakıtı doldururken başında durun yani. Böyle şey yapmayın çünkü taşıyabilir. Bazen otomatik atmıyor olabilir. Şimdi bunun dolmasını bekliyoruz. İşte yakıtımız dolarken şimdi burada yakıt aldığım hani benzin istasyonunda veya dizel istasyonunda böyle kampanyaları var. Mesela şu anda bir de GPS'leri hepsi var burada. Mesela para da yükleyebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Şu anda 180 puanım var burada. Bunları ben her benzin alışımda gidip burada içeride okutuyorum. Barkodu buradadır. Hemen okutuyorum. Bunun faydası nedir? Mesela gidip banyo yapabilirsiniz. Yiyecek alabilirsiniz bedava. Bunu muhakkak indirin. Benzin aldığınız yerde muhakkak indirin. İndirmezseniz zarar size yani. Siz zarar edersiniz burada. Bir faydalanın. Ben size tavsiye evet, ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakıt fiyatı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 853 dolar tuttu. 366 litre dizel biraz yükselmiş, görüyorsunuz. Aldık, tankımızı fulledik. Şimdi artık tırımız, ikisi de hazır. Pazartesiye artık yollara devam. Biraz da grese ihtiyacımız var. Evet, zaten şirket tırı yıkayacak. Bunlar hafta sonları falan tırı yıkıyorlar. Bunlarla ilgili ben size anlatacağım. Yakında güzel bir video yapacağım. Hani sınava girdiğiniz zaman kolaylaşsın işiniz arkadaşlar. Belgeleri de anlatacağım. Belki sizin faydanız olur. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.